Herkese selam. Bugün e-ihracatta hangi iş modeli kime göredir? Bunları anlatacağım. Siz stoklu ticarette yapabilirsiniz, stoksuz e-ihracatta yapabilirsiniz. Bununla alakalı hangi pazar yeri neye uygun? Birazcık size bunları anlatacağım. Amazon dediğimiz zaman Amazon'da 3 tane iş modeli var. Aslında 4 iş modeli var. Niye 4 iş modeli var? Bir de size B2B'sini söyleyeceğim Amazon'un. Amazon, Amazon B2B de yeni çıktı ve çok çok güçlenecek yakın zamanda. Amazon'da private label yapabilirsiniz. Private label yaptığınız zaman bir sermayeniz olmalı. Ama siz diyorsanız ki benim sermayem daha kısıtlı. Burada arbitraj ve dropshipping yapabilirsiniz Amazon'da. Amazon lebiderya derya bir platform. Amazon'a girdiğiniz zaman gerçekten Amazon'da çok fazla vaktiniz gidecek. Amazon'a girdiğiniz zaman çok fazla başka işlere dalmamalısınız. Sadece bir Amazoncu gibi hareket etmelisiniz. Etsy var. Etsy'de stoksuz ticaret yapıyorsunuz. Etsy'de el emeği, göz nuru. Türkiye'den baklava satabilirsiniz çok çeşitli turistik ürünler kapalı çarşı beyazıt gibi yerlerdeki aktar ve bu tarz etnik şeyleri çok satabilirsiniz ve sattıkça da Türkiye'den yollarsınız bunu bir tarafta eBay var. eBay birazcık daha araba parçası ve makine parçalarıyla ünlü bir pazar yeri. Bunun hem Avrupası var hem Amerikası var. Amerika'da ve Avrupa'da yaparken bunu oradaki ara depoları kullanarak stoklu yapabilirsiniz. Aynı zamanda stoksuz da yapabilirsiniz. Bu anlamda e, özgün bir platformdur. Stoksuz yapıp bunu direkt Türkiye'den de yollayabilirsiniz. Yapacağınız iş modeli noktasında stoklu veya stoksuz ticaret yapabilirsiniz. Nasıl bir reklam yapacağını stratejisini çok net olarak belirleyin. Ve daha sonra hali hazırdaki pazar yerine bakın sizin ürünleriniz çok satıyor mu? Eğer hangi pazar yeri bu ürünü çok satıyorsa o pazar yerinde bu ürünün satışına geçin. Türkiye'den yollayabilirsiniz, Amerika'da depolayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin iş modelinize göre unutmayın iş modelini siz belirliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.